Bu videoda size fizyolojisine bağlı olarak kardiyomiyopatinin tedavisinden bahsetmek istiyorum. Bunun için hemen basit bir çizim yapacağım ve kardiyak sistemin nasıl işlediğine göz atacağız. Kardiyovasküler sistemin akciğerler ve vücut tarafından ayrılmış seri bağlı iki pompadan, yani kalpten oluştuğunu düşüneceğiz. Vücudu da bu şekilde iki tane farklı depo ya da hazne olarak. Şimdi sol taraftaki depo kanla dolu ve bu kan Kalbin sağ tarafına gelecek. Kalp bu kanı akciğerlere pompalayacak. Kan akciğerlerde oksijenlenecek ve kalbin sol tarafına geri dönecek. Kalp akciğerlerden gelen oksijenlenmiş kanı vücuda geri pompalayacak. Kalbin kanı ikinci deponun çizgilerle belirlenmiş seviyesine kadar doldurabilmesi gerekiyor. Evet, bunun normal seviye olduğunu varsayalım. Vücudun ihtiyacı olan kan seviyesi bu ve kalp de bunu yerine getirmek zorunda. Kan vücut tarafından kullanılır. Bu kısmı mora boyuyorum. Tüm organlar, mide, beyin, bağırsaklar ve kaslar kandaki tüm oksijeni kullandılar ve kanın oksijen seviyesi düştü. Oksijen seviyesi düşen kan yeniden oksijenlenmek için kalbe geri dönüyor. Kanın kardiyak sistemdeki dolaşımını bu şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. Kardiyomiyopati dediğimizde ise bu sistemde bir bozukluk ya da bir yetmezlik var demektir. Sistem yetemediğinde kalp de kanı az önce bahsettiğim gerekli düzeyde pompalayamaz. Başka bir deyişle pompalanan kan bu seviyeye ulaşamaz. Kan bu seviyeye ulaşamayınca tahmin edeceğiniz üzere vücut da ihtiyacı olan oksijeni alamamış olur. Ek olarak kan düzgün bir şekilde pompalanamadığında bu depoya geri teper ve bu depo haddinden fazla bir şekilde dolar. Kardiyomiyopatiyi bu şekilde düşündüğümüzde hastalığın tedavisi için neler yapılabileceğini ve hangi bölgelerin hedef alınması gerektiğini de daha iyi bir şekilde görebiliriz. Merkezde kardiyomiyopatinin temelinde yatan sebep yani pompanın yetmezliği yer alıyor. Sol tarafta kanın geri tepmesi, sağ tarafta ise çıkışın azalması. Bu şekilde bakınca hedef almamız gereken sebepleri daha iyi bir şekilde görebiliyoruz, değil mi? Buradaki üç mekanizmanın her biri için size farklı tedavi seçeneklerinden ve kardiyomiyopatinin hangi çeşidinden etkilendiklerinden bahsedeceğim. Kardiyomiyopati tiplerini buraya not edeceğim. Dilate kardiyomiyopati için DKM, restriktif kardiyomiyopati için RKM ve hipertrofik kardiyomiyopati için de HKM kısaltmalarını kullanacağım. Öncelikle Kalp yetmezliği sonundaki, daha doğrusu sonucundaki sıvı toplanmasının ya da geri tepmenin nasıl tedavi edilebileceğinden bahsedelim. Kardiyomiyopati tanısı konulduktan sonra yaşam tarzınızı da değiştirmemiz gerek. Örneğin tuzu azaltmak çok önemlidir. Tuzun sodyumdan oluştuğunu biliyoruz ve sodyum vücudun ne kadar su tuttuğunu belirler. Tuzu azalttığımızda vücut biriken bu sıvıyı dışarı atmaya çalışır. Bu hem dilate hem de restriktif kardiyomiyopati için birincil tedavilerden biridir. Tuzu azaltmanın yeterli olmadığı durumlarda diüretik ilaçlara da başvurabiliriz. Diüretiklerin de aslında amaçladıkları şey aynıdır. Ancak fazla sıvıdan kurtulma konusunda beslenmede yapılan bir değişiklikten çok daha fazla etkilidirler. Diüretikler hem dilate hem de restriktif kardiyomiyopati de kullanılır. Sıvı birikimini engellemek için farklı bir ilaç olan ACE inhibitörlerini de listeye ekleyeceğim. Bunlar da hem dilate hem de restriktif kardiyomiyopatide kullanılır. Bu tedavilerin hiçbirinin hipertrofik kardiyomiyopatide kullanılmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun sebebi hipertrofik kardiyomiyopatinin belirtilerinin aralıklı olarak ortaya çıkmasıdır. Hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda sıvı birikimi gibi belirtiler gösterilmediği için bu bölümün tedavi edilmesine ihtiyaç duyulmaz. Sıra geldi pompanın yetmezliğine ve doğrudan kalbi hedef alan tedavilere. Benzer etkileri bulunan iki ilaçtan bahsedeceğim. Beta blokerleri ve kalsiyum kanal blokerleri. Bunu KKB olarak kısaltıyorum. Bu ilaçlar dilate ve hipertrofik kardiyomiyopatide kullanılırlar. Ancak dilate kardiyomiyopatide kullanılan amaçları biraz farklıdır. Dilate kardiyomiyopatide beta ve kalsiyum kanal blokerleri kalbin oksijen ihtiyacını düşürürler ve bu da kalbin çok çalışmasından kaynaklanan belirtileri azaltır. Hipertrofik kardiyomiyopatide ise ilaçların tedavi amacı biraz farklıdır. Bu ilaçlar aynı zamanda nabzı da düşürürler. Hipertrofik kardiyomiyopatide bunun oldukça önemli olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Nabzın düşmesi kardiyak evrelerden diastolu yani kalbin dolma süresini uzatıyordu. Kalbe daha uzun süre kan dolduğunda dışarı çıkan kanın hacmi de daha yüksek oluyordu. Sırada digoksin adı verilen ilaç var. Digoksin. Bu sıklıkla başvurulan bir ilaç değil ancak dilate kardiyomiyopatide kullanılır. Bu ilaç kalbin kasılma gücünü arttırarak pompa yetmezliğini azaltır. Bu ilacın sadece dilate kardiyomiyopatide kullanıldığını bir kere daha söylemek istiyorum. Pompa yetmezliğini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar bunlardır. Bunların yanında kullanılan birkaç alet ve prosedür de var. Bunlardan ilki kalp atışlarını düzenleyen bir alettir. Bu kalbe doğrudan doğruya implantasyon yolu ile yerleştirilir ve kalbin düzgün ve düzenli bir şekilde atmasını sağlar. Dilate ve restriktif kardiyomiyopatide hastalık bir ciddi bir boyuta daha doğrusu ulaşıp kalbin atmasını sağlayan iletim yollarını da etkileyebileceğinden bu alet sayesinde kalbin düzenli ve düzgün bir şekilde atması sağlanır. Bunun için dilate ve restriktif kardiyomiyopatiye işaret koyuyorum. Bundan sonra listeye bir de septum daraltmasını ekleyeceğim. Bu yalnızca hipertrofik kardiyomiyopatide kullanılan bir prosedürdür. Hipertrofik kardiyomiyopatinin septumda asimetrik bir büyümeden dolayı ortaya çıktığını hatırlıyorsunuz değil mi? Septumun daraltılması hastalığın ciddiyetini de azaltır. Bu prosedür iki farklı şekilde uygulanır. Septuma doğrudan alkol enjekte edilmesi kas hücrelerinin küçülmesini sağlar ya da septum miyomektomisi adı verilen septum miyomektomisi adı verilen cerrahi bir müdahale ile bu işlem gerçekleştirilebilir pompa yetmezliği için son olarak bir de kalp naklini listeye ekleyeceğim bu kardiyomiyopatinin tüm tipleri için gerçekten de başvurulacak son seçenektir şimdi de sağ tarafa yani çıkış azalmasına geçelim ve bunu nasıl tedavi edebileceğimizi görelim bu problemi gidermek için kullanılan tek bir ilaç vardır sıvı birikiminde de bahsettiğimiz ace inhibitörleri ace inhibitörleri arteriyollerin genişlemesini sağlar. Bu, kalbin pompalamasına rezistans gösteren arteriyel sistemin rezistansını düşürür ve bu sayede aynı kasılma gücüyle daha fazla kan pompalanabilir. Bu, dilate ve restriktif kardiyomiyopatide kullanılan bir ilaçtır. Size kardiyomiyopetinin farklı türlerinin nasıl tedavi edileceğinden bahsettim. Kardiyovasküler sistemin bu basitleştirilmiş çizimini, kardiyomiyopatinin pompa yetmezliğine ve sonrasında da sıvı birikimi ve çıkışın azalmasına sebep olduğunu unutmazsanız tedavi yöntemlerini de kolaylıkla aklınızda tutabilirsiniz. Hedef alınan problemler bunlar. Kardiyomiyopatinin tipine göre tercih edilen tedaviler de bunlar.